Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çömleğin içerisinde İmam Bayıldı tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi daha önce denemediyseniz muhakkak deneyin. Bir de İmam Bayıldı'yı çömlekte ve ocakta deneyin derim. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. Bu yemeğimiz için ilk olarak patlıcanları alaca soyalım. Ben 5 adet patlıcandan hazırladım. Patlıcanları alaca soyup böyle ortadan ikiye keselim. Aralarına birer çizik atıp böyle keselim biraz. Çizikler atalım. Sonra bol yağda arkalı önlü güzel patlıcanları kızartalım. Eğer daha önce böyle ocakta pişirmediyseniz muhakkak deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Patlıcanlar kızardıktan sonra ayrı bir tabağın veya tavanın içerisinde kızaran patlıcanları alalım. Aynı tavanın içerisinde yani aynı yağın içerisinde 2 adet soğanı böyle büyük boy soğanı yemeklik doğrayalım. Soğanları doğradıktan sonra tekrar ocağın üzerine tavamızı alalım. Soğanları kavuralım. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra ister taze domates, ister benim gibi böyle yazdan hazırladığımız melemenlik domates sosumuzdan içerisine alalım. Ben ilk etapta yarısını ilave ettim, baktım kıvamına ve daha sonra geri kalan hepsini kullandım domates sosunun. Eğer siz sadece domatesten, taze domatesten hazırlayacaksanız 2 adet büyük boy domatesi rendeleyip veya doğrayabilirsiniz ve içerisine de 1 yemek kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz. Ben salça kullanmadım. Sadece domates sosumu kullandım. Böyle sosumuzu güzel pişirelim. Bakın kızaran patlıcanları böyle tavanın içerisine aldım. Bu şekilde domates sosumuz biraz kavrulduktan sonra üzerine 1 su bardağı kadar su ilave edelim. Kıvamını kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Bakın bu şekilde biraz sulu olması gerekiyor. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı da karabiber ilave edelim. Ben böyle elimle serptim ama birer tatlı kaşığı kullandım. Sonra karıştıralım. Sosumuzu biraz bu şekilde bir 3-4 dakika kaynatalım. Sonra ocağın üzerinden kenara alalım. Sonra böyle çömleği ocağın üzerine alalım. Kızartmış olduğumuz patlıcanları çömleğin tabanına böyle dizelim. Bu şekilde 5 adet patlıcan çömleğin tabanını doldurdu. Böyle 3 baş sarımsağı kabuklarını soyalım. Bütün olacak şekilde patlıcanların aralarına sarımsakları yerleştirelim. Bu yemeğin sarımsağı ne kadar bol olursa lezzeti o kadar artar arkadaşlar. Muhakkak sarımsağını bol yapın. Doğramanıza da hiç gerek yok. Böyle bütün bütün sarımsakları çömleğimizin dibine alalım. Böyle üzerine biraz patlıcanların tuz ilave edelim. Hazırladığımız sosumuzu patlıcanların üzerine dökelim. Şöyle sosumuzu patlıcanların üzerine komple kaplayalım. Böyle üzerine komple yayalım. Sonra biraz da sosumuzun üzerine tuz ilave edelim. Ben sosa tuz kullanmadığım için biraz da böyle üzerine tuz serptim. Sonra çömleğimizin kapağını kapatalım ve yarım saat ocakta yemeğimizi pişirelim. Arada bir kapağını açıp kontrol edelim. Eğer baktınız suyunu tamamen çekmiş, isterseniz üzerine biraz daha su ilave edebilirsiniz. Yarım saatin sonunda ocağın üzerinden yemeğimizi alalım ve servis edelim. İlla çömlek olması şart değil arkadaşlar. Ocağın üzerinde tencerede de bu yemeği yapabilirsiniz. Ben pilav tarifimi daha önceden paylaşmıştım. O yüzden bu videoda paylaşmadım.
Yanında ister cacık, ister normal yoğurtla servis edebilirsiniz. Eğer sizler de benim gibi her gün ne pişirsem diye düşünüyorsanız sizlere fikir olsun. Bu güzel menüm servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.